Kanalımdan herkese merhabalar. Bugünkü videomda sizlere küp şeker modeli battaniyenin yapılışını paylaşacağım. Battaniyemizi elimizde örmüş olduğumuz şöyle büyük ilmekli olan puf iplerle öreceğiz. Ve modelimiz küp şeker modeli olarak biraz karışık olan bir model. Ben sizlere şablonlar üzerinden değil, herkesin anlatım yapmış olduğu şablonlar üzerinden değil, ilmeklerle göstererek bu işlemi yapacağım. Emin olun ki çok kolay bir tekniğim var. Onu size gösterdiğimde, anlattığımda sizler çok rahatlıkla bu modeli örebileceksiniz. Sadece yapmanız gereken videomu atlamadan sırasıyla takip etmeniz ve tekrar edin dediğim kısımlarda tekrar baştan başlamanız. Öncelikle battaniyemizin ilmek sayılarını vermek istiyorum. Modelimiz 10 ilmek ve katları olarak şöyle enine başlarken 10 ilmek ve katları olarak arttırma eksiltme yapabileceğiniz bir model. Oynama yapamazsınız. Yani 10 ilmeği 5 ilmek olarak arttırdım olmaz. 10 ilmek, 20, 30, 40 ilmek olarak başlamak zorundasınız. Sizlere tekniğini anlatayım. Bir battaniyeyi bir kere de öremeyiz. Daha önce elmas modelinde de aynı tekniği uygulamıştım ve herkes çok rahatlıkla o modeli yapabilmişti. Şimdi burada da yine sizlere şablon üzerinden değil, teknik üzerinden göstereceğim. Battaniyeyi örerken kalkmanız gerekti. Hangi sırada olduğunuzu anlamak için ya da işte örerken dahi karışıklık yaşadığınızda nerede ne yapmalıyım aşamasında benimle videoda aynı şekilde devam etmek için sıralarınızı bilmek zorundasınız. Yani hangi sırada olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Bunun için de sizin işinizi kolaylaştıracak olan tek yöntem ayraç kullanmak. Toplamda modelimiz 10 sırada bir tekrar olarak devam ediyor ve 10 tane ayraca ihtiyacımız var. Bu bir kanca olabilir, herhangi bir işaretleyeceğiniz aparat olabilir. Hiçbir şey bulamıyorsanız 10 tane ip yapın, her bir sıraya birer ip bağlayın. Yani bu bile sizi yeni başladıysanız kurtaracak bir detaydır. Bu şekilde ayraçları taktığınızda her sıraya bir ayraç taktınız, 5. sıradasınız. Çünkü inanın modeli saymak zor. Yani ben bildiğim halde bu işte çok iyi olduğumu düşündüğüm halde o teknik şablonlarda kafam karışıyor. O şekilde çok zor oluyor. Onun için böyle bir teknik çok çok işinizi kolaylaştırıyor. Kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. 5. sırada olduğunuzu varsayalım. 5. sırayı sayamazsınız. Yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5 kesinlikle karıştırırsınız. Ama eğer ki her bir sıraya ayraç taktıysanız bu kez ne yapacaksınız? Ayraçlarınızı sayacaksınız. Ben 5. ayracı takmışım buraya. 5. sırayı örmüşüm. Demek ki 6. sırayı öreceğim. Bu kez ne yapacaksınız? Ezberlemediyseniz videoda 6. sırayı açacaksınız ve 6. sırayı kolaylıkla yapacaksınız. Onun için kesinlikle ayraç kullanıyoruz. Benimle birlikte rahat örmek istiyorsanız ayraç kullanmanız gerekiyor. Evet, bu şekilde şimdi yapılışına başlayalım. Kesinlikle tereddüt etmeyin. Benimle birlikte kolayca örebileceğinize inanıyorum. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi, bana destek için yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Evet, ben model anlatımını çok az bir örnek sayısı üzerinden anlatım yapacağım ki çok böyle fazla uzun olmasın videom. Model 10 ve katları ilmeklerden oluştuğu için ben 3 tane model kurulumu yapacağım. Yani 30 tane ilmek olarak saydım. 30 ilmekten başlayacağım. Şimdi öncelikle çaprazlama yaparak devam edeceğiz. Çaprazlama denilen şey, bu battaniyeyi örüyorsanız daha önce şöyle ya sağdakini soldakinin üzerine koyarak bu şekilde çaprazlamadır. Ya da soldakini sağdakinin üzerine koyarak şu şekilde tutup ördüğümüzde bu da bir çaprazlamadır. Yani şöyle bu üstte kalan ilmeğin yönüne bakarak sağ çaprazlama, sol çaprazlama diye adlandırıyoruz. Şimdi bu taraftakini bunun üzerine koyup ördüğünüzde bu ilmeğiniz sağ çaprazlama olur. Şöyle iki ilmeği sağdakini soldakinin üzerine koyup şöyle çaprazlayıp ördüğünüzde bu da sola çaprazlama olur. Çaprazlama diyecek olduğum teknikler budur. Artık bunları biliyoruz. Yani bilmeyenler olursa hani bunun için ayrı bir video çekmem gerekiyor. Hiç bilmeyenler için. Birazcık hani burada puf ile çaprazlama yapmayı bilenler için açıkçası bu. Eğer hiç bilmiyorsanız o zaman videomu daha dikkatli izlemeniz gerekiyor. Hangisini hangisinin üzerine çaprazladığınızla ilgili. Şimdi şu benim 30. ilmeğim. Burası 1. sıra. Ve burada bütün ilmeklerimizi sola doğru çaprazlama yapacağız. 30. ilmeğim. Yanındaki 29. ilmeğim. Bu 30. ilmeği yanındaki ilmeğin üzerine şöyle çaprazlıyorum. Bu şekilde koydum. Bakın bu sola çapraz oldu. Bunların
ikisi çaprazladığım ilmeklerim ve şu benim 31. ipimden gelen ilmeğim. Şöyle çaprazlayarak tuttuğum zaman ipimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu taraftaki ilmeğin içinden arkadan öne doğru geçiriyorum. Tekrar yanındakine geliyorum. Sıradaki ilmeğimi yanındaki çaprazladığım ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tane sola çapraz yapmış olduk. İki ilmeği ördük fakat bir tane sola çapraz yapmış olduk. Geliyorum şimdi yanındaki ilmeğe. Yine bakın sağdakini soldakinin üzerine koydum. Sola çapraz yaptım. Ve önce bu taraftaki ilmeği örüyorum. Daha sonra bu taraftakini. Geliyorum. Şöyle elimle tuttum. Sıradaki ilmeğim bu. Buradaki iki ilmeği yine sola çaprazlıyorum. Önce sağdakini ipimdeki sırada ilmeğimle ördüm. Sıradakini ipimdeki ilmeğimle tekrar örüyorum. Şimdi burası karışık görünüyor. Doğal olarak başlangıç noktası. Bakın üstte olan ilmeklerim sola doğru eğildi. Ve ben siz hangi sayıyla başlamış olursanız olun bütün ilmeklerinizi bu şekilde sola doğru çaprazlama yapacaksınız. Ben şimdi 30 taneyi de 30 taneyi yapacağım. Şöyle hepsini hızlı bir şekilde sola doğru çaprazlıyorum. Evet, bütün ilmeklerimizi sola doğru çaprazlayarak tamamlıyoruz. Bu ipinizden gelen ilmeklerden şöyle arkada kalmadığında emin olun. Tekrar sayabilirsiniz de. Hatta yeni başladıysanız buradaki ilmek sayılarınızı da sayın. Belki aynı ilmeği tekrar örmüşsünüzdür ve sayınız azalır. Eliniz alışana kadar ilmeklerinizi saymanızda fayda var. Şimdi geliyorum ayraç kısmına. Bu bizim birinci sıramızda. Şöyle birinci sıranın şurası sayılıyor birinci sıra. Bakın. Örüp bitirdiğimiz sıra birinci sıramız. Yani şu açık olan ilmekler değil. Şu alttaki sıra birinci sıra. Ve buraya ayracımı şöyle taktım. Bir tane işaretleyicimi taktım. Şimdi ikinci sıraya başlıyoruz. İkinci sırada soldan sağa doğru gidecek. Burada baştaki ilmeğim tek. Bu tek olan ilmeğimi ipimdeki ilmeğimle şöyle arkadan öne geçirerek bir tane düz örüyorum. Bir düz ördüm. Şimdi sola çaprazlama yapacağız. Ne? Sıradaki iki ilmeğim bu taraftakini bunun üzerine şöyle koyduğumda sola çaprazlama yapmış oldum. Şöyle tuttuğumda buradaki ilmeğimi ipimdeki ilk gelen ilmekle örüyorum. Daha sonra bu altta kalan ilmeğimi örüyorum. Bu bizim birinci sola çaprazımızdı. Tekrar yanındaki iki ilmeği de yine sola çaprazlıyorum. Şöyle sağdakini sol tarafa yatırıyorum. Onu da yine önce üsttekini sonra alttakini ördüm. Bakın bir iki tane sol oldu. Tekrar bir tane daha sola çaprazlıyorum. Yani şöyle çarpı yaptım iki ilmeğimi. Önce üsttekini ördüm. Sonra alttakini ördüm. İki ilmeği bir tane çapraz yaptım. Bir şöyle 1, 2, 3 tane sol çaprazım oldu. Tekrar sıradaki 2 ilmeği yine çaprazlıyorum şöyle sola. Ve bu da 4. sola çaprazım oluyor. Evet. 2. sırada 1 düz, 1, 2, 3, 4 tane sol çapraz yaptık. Şimdi 1 tane sağ çapraz yapacağım. Bunun için de sıradaki 2 ilmeğimi şöyle bu taraftakini sağ tarafa doğru şöyle iki ilmek üzerinden çaprazladım. Tutuyorum. Önce bu taraftaki yani alttaki ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bu üstteki ilmeğimi örüyorum. Burada ne oldu? Şu dört çapraz sola çaprazdan sonra bir tane üst taraftaki ilmeğim sağ çaprazlandı.
Şimdi 4 tane yine sola çapraz yapacağım. Sıradaki 2 ilmeğimi sağdakini soldakinin üzerine şöyle koyuyorum. Ve ilmeklerimi sırasıyla örüyorum. Bu birinci sola çapraz. Tekrar yanındaki 2 ilmeği de sola çaprazlıyorum. Bu ikinci sola çapraz. Tekrar 2 ilmeğimi yine sola çaprazlıyorum. Üçüncü çaprazımız ve yine 2 ilmeğimi sola çaprazladım. Bu da dördüncü çaprazımız oluyor sol tarafa. Bakın burada sayacağınız şey şu. İkinci sıranın tekrar ederek devam edeceğiniz aşaması şurası. Şimdi buradan sonra 4 tane sol yaptığınızı varsayalım. Bıraktığınız elinizden geldiğiniz sayıyorsunuz. Şöyle bir tane sağ tarafa çapraz. Zaten sağ eğilim. Bir sağ, bir, iki, üç, dört tane sola çapraz. Bu sıra böyle devam edecek. Şimdi sırada yine bir tane sağ tarafa çapraz. Sıradaki iki ilmeği bu soldakini sağdakinin üzerine çaprazladığımda bakın üstteki ilmeğim sağa attı. Bunları önce alttakini örüyorum. Sonra üstteki ilmeği ördüm. Bir tane sağ eğilim verdim. Şimdi tekrar 4 tane sola yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi sola çaprazladım. Bir sol çapraz. İkinciyi yapıyorum. İlmeklerimi çaprazladım. İkinci sola çapraz. Tekrar ilmeklerimi çaprazlayarak üçüncü sol çapraz ve dördüncüyü de iki ilmeğimi bu şekilde çaprazlayarak dördüncüyü de yapmış oluyorum. Bir sağ, bir, iki, üç, dört tane sola çaprazlama. Sıranızın sonunda bir tane ilmeğiniz tek kalıyor. Bu ilmeği de ipinizden gelen ilmekle arkadan öne geçirerek düz örmelisiniz. Ve ikinci sıranın şöyle şu an ben 30 ilmekle bitirdiğim için ördüm. Açıyorum. Burada şimdi 4 tane sol yaptınız. Siz tabi örmeye devam edeceksiniz. 4 soldan sonra 1 sağ, 4 sol. 1 sağ, 4 sol. Tekrarlı, tekrarlı bu sırayı bitireceksiniz. Burada videomu durdurun. Sıranızın sonuna kadar 1 sağ, 4 sol olarak şu aşamayı tekrar ederek devam edin. 1, 2, 3, 4 tane sol, 1 tane sağ olarak. Sona geldiğinizde bir ilmeğiniz kalacak. Şimdi burada durdurmuş olduğunuz videoyu tekrar başlatın ve benimle birlikte bu sondaki ilmeği örmeye devam edin. Bu şekilde işiniz en kolay şekilde bu şekilde ilerler yani. Şimdi ördüğünüzü varsayıyorum. Bütün ilmeklerinizi tamamladıktan sonra sıranın sonundaki bir ilmeği düz örüyoruz. Ve bu şekilde ikinci sıramızı da bitirdik. İkinci sıranın ayracını takmayı unuttum. Hemen onu takıyorum. Bu bir. Hemen üstteki ilmek. Bu iki. Şöyle kontrol ediyorum. İlmek atlamış mıyım? Atlamamışım. Evet. Üçüncü sıraya başlıyoruz. Üçüncü sıramızda bir tane sağ çapraz yapacağız. Sağ çapraz yani sıradaki iki ilmeğimi soldakini sağdakinin üzerine şöyle koyuyorum. Ve önce bu ilmeğimi sonra bu ilmeğimi öreceğim. Evet. Üçüncü sıramızda bir tane sağ çaprazlama yaptık. Şimdi sıradaki iki ilmeğimi sola çaprazlama yapıyorum. Yani sağdakini soldakinin üzerine şöyle koyuyorum. Ve bu şekilde örüyorum. Bu birinci sola çaprazımdı. Tekrar bir tane daha yine aynı şekilde sola çapraz yapıyorum. Bu da ikinci sola çaprazdı. Tekrar yandaki iki ilmeğimi sola çaprazladım. Bu da üçüncüydü. Sayalım. Başta bir tane sağ çaprazlama.
Şu ilmeklerle işimiz yok bakın. Sadece şuradaki şu üstteki ilmekleri sizlere söylüyorum. Bir sağa, bir, iki, üç tane de sola çaprazlama yaptık. Şimdi sıradaki iki ilmeğimi sağ tarafa çaprazlayacağım. Soldakini sağdakinin üzerine şöyle koyuyorum. Sağ tarafta kaldı. Yani sağ eğilim oldu şu üstteki ilmekte. Bu da sağ çaprazlama. Evet. Bir tane sağ çapraz yaptım. Tekrar yanındaki iki ilmeği şöyle soldakini sağdakinin üzerine koyarak örüyorum. Ve şöyle bir iki tane sağ çaprazlama yapmış oldum. Şimdi sıradaki iki ilmeğimi sola çaprazlıyorum. Bu birinci sola çaprazlamam. Yine iki ilmeğimi sola çaprazlıyorum. Bu ikinci sola çaprazlamam. Tekrar iki ilmeğimi sola çaprazlayarak üstteki ilmeğimin üçüncüsü sola çaprazlayarak bu oluyor. Şu kafanızı karıştırmasın. İki ilmeği çaprazlıyoruz ama biz çapraz olarak hep üsttekileri baz alıyoruz. Bakın. Hep üstteki ilmekler. Aslında iki ilmek üzerine kuruluyor. Ama biz şunları saymıyoruz. Sadece üsttekilerin eğilimi yaptığı yöne göre yapıyoruz modelimizi. Ne oldu şimdi? Bir, iki tane sağ çapraz. Bir, iki, üç tane sol çapraz. Buradan sonra şimdi tekrarlı tekrarlı devam ediyorum. Yine iki tane sağ çapraz yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğime. Birinci sağ çapraz. Sıradaki iki ilmeğimi de yine sağ tarafa çaprazladım. Bir, iki tane sağ oldu. Şimdi sıradaki iki ilmeğimi sola çapraz yapıyorum. Yine sıradaki iki ilmeğimi sola çapraz yapıyorum. Yine sıradaki iki ilmeğimi sola çapraz yaptım. Toplamda 1, 2, 3 tane sol tarafa çaprazım oldu. Şimdi şöyle bakın. Buradan sonra ben sıranın sonuna geldim. Sizler yine bu şekilde devam edeceksiniz. Sizlerin tekrar edeceği sıra şurası. 2 tane sağ, şimdi şu 1, 2, 3 tane sol yaptık. Şimdi siz 2 tane sağ çapraz yapacaksınız. Sonra 3 tane sola. 2 tane sağ çapraz, 3 tane sola. Yani şu aşamayı tekrar edeceksiniz. Buraya kadar benimle ördünüz. Buradan sonra 2 sağ, 3 sol. 2 sağ, 3 sol çaprazlama olarak devam edeceksiniz. Hangi sayıda olursanız olun, sıranızın sonuna geldiğinizde bu çaprazlamaları aynı eşit yaptığınızda sıra sonunda iki tane ilmeğiniz kalması gerekiyor. Ve bu sıranın sonundaki iki ilmeği de sağ tarafa çaprazlayacağız. Bakın 1, 2, 3 tane soldan sonra sağ tarafa çaprazlıyorum şöyle. Ve bu şekilde örüyorum. Şu bitirmiş oldum. Yani açık olan ilmeklerin altındaki sıra bizim üçüncü sıramızdı. İşaretleyicisine takıyorum oranında. Şimdi dördüncü sıraya başlıyoruz. Üçüncü sıra sağdan sola doğru gelmişti. Dördüncü sıra soldan sağa doğru gidecek. Şöyle başlangıçtaki ilmeğimi bir tane tek olarak düz örüyorum. İpim de sıradaki ilmeğimle düz olarak ördüm. Bir tane sağ çaprazlama yapacağım. Sıradaki iki ilmeğimi bu şekilde çaprazladım. Bir düzden sonra bir tane sağ tarafa çaprazlamam oldu. Şimdi iki tane sol tarafa çaprazlama yapacağım. Yani sıradaki iki ilmeğimi şöyle sola çaprazlayarak örüyorum. Tekrar sıradaki iki ilmeğimi sola çaprazlayarak örüyorum. Bir düz, bir sağ, bir, iki tane sol çaprazlama.
3 tane burada sağ tarafa çaprazlama yapacağız. Sıradaki 2 ilmeğimi şöyle sağa doğru çaprazladım. Bu bir. Yanındaki 2 ilmeğimi yine sağa çaprazlıyorum. Bu 2. Yanındaki 2 ilmeği yine sağa çaprazlıyorum. Bu da 3. En sonki 1 2 tane soldan sonra 1 2 3 tane sağ tarafa çaprazlama yaptım. Şimdi tekrar 2 tane sola çapraz yapacağım. Sıradaki 2 ilmeğimi şöyle çaprazladım. Sol tarafa örüyorum. Üsttekini sayıyoruz. Bir çaprazlama sola. Tekrar yanındaki 2 ilmeği sola çaprazlıyorum. Bir, iki tane sol çaprazımız oldu. Şimdi tekrar sağ tarafa çaprazlayacağım. 3 tane. Yani şu sırayı tekrar ediyorum. Bakın şurası. Buradan itibaren yapmanız gereken ilmekleriniz bitene kadar 1, 2, 3 tane sağ tarafa çapraz. 1, 2 tane sol tarafa. Daha sonra 3 tane sağ tarafa çapraz. 2 tane sol tarafa çapraz. Hep bu sistemde gideceksiniz. Sıranın sonuna kadar, sonunda 3 tane ilmek kalana kadar şu şekilde devam edeceksiniz. Ben şimdi bir tane daha yapıyorum. 1, 2 tane soldan sonra 3 tane sağ tarafa çapraz yapacağım. 2 ilmeğimi çaprazladım. Bu birincisi. Tekrar 2 ilmeğimi çaprazlıyorum. Bu da ikincisi. Tekrar 2 ilmeğimi çaprazladım sağ tarafa. Gördüğünüz gibi bu da üçüncüsü. Varsayalım ki burada kalktınız, geldiniz, devam edeceksiniz. Bu bizim dördüncü sıramızdı. Dördüncü sıradaki teknik neydi? 2 tane sol, 3 tane sağ. Sayıyorum şimdi. 1, 2, 3 tane sağ yapmışım. O zaman 2 tane sol yapacağım. 2 tane sol tarafa çaprazlıyorum. Birinciyi yaptım. Tekrar 2 tane sol tarafa çaprazladım. 1, 2 tane sol yaptım. Bu sistemle devam ede ede sıranın sonuna geldiğinizde son çaprazlarınızı yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane ilmeğiniz kalması gerekiyor. Bu kalan 3 ilmeğin de ilk sıradaki 2 tanesini sağ tarafa şöyle çaprazlıyorum. Ve sıranın sonundaki tek ilmeğimi de tek olarak düz örüyorum. Toplamda 4 sırayı örmüş olduk ve şöyle 1, 2, 3, 4. sıranın da ayracını takalım. Bakın açıktaki ilmeğimin altındaki şu ilmeğe takıyorum ayracımı. Şuraya da takabilirim görünsün diye. 1, 2, 3, 4 sırayı tamamladık. Şimdi açıkta kalan ilmeklerimiz 5. sıranın ilmekleri. 5. sıra için yine sağdan sola doğru gideceğiz. Sıradaki ilk 2 ilmeğimi şöyle sağ tarafa çaprazlıyorum. Ve sağ çaprazlayarak örüyorum. Tekrar sıradaki 2 ilmeğimi sağ çaprazlıyorum. Toplamda 1, 2 tane sağ tarafa ilmek çaprazlamış oldum. Sıradaki 2 ilmeğimi sol tarafa çaprazladım. Şimdi 4 tane sağ tarafa çaprazlama yapacağım. Sıradaki 2 ilmeğimi şöyle sağ tarafa çaprazlayarak örüyorum. Bu birincisi. Sıradaki 2 ilmeğimi yine sağ tarafa çaprazladım. Ördüm. Bu ikincisi. Tekrar 2 ilmeğimi sağ çaprazlıyorum. Bu üçüncüsü ve yine 2 ilmeğimi sağ tarafa çaprazladım. Bu da dördüncüsü.
Bakın 1, 2, 3, 4 tane sağ tarafa çapraz yaptık. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimi sol tarafa şöyle çaprazladım. Bir tane sol yapıyoruz. Buradan sonra örneğimiz 4 tane sağ, 1 tane sol. 4 sağ, 1 sol tekniğiyle sıra sonuna kadar devam edecek. Ben şimdi aynı şekilde bir örnek daha kuruyorum. Bir tane sol yaptım. 4 tane yine sağ tarafa çaprazlama yapacağım. İlmeklerimi bitirene kadar. İkinci çaprazımı yapıyorum sağ tarafa. Üçüncü sağ tarafa çaprazımı yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane sağ tarafa çaprazlama yaptım. Şimdi bir tane sol tarafa çaprazlama yapıyorum görmüş olduğunuz gibi. Ve sıranın sonunda 4 tane ilmeğim kaldı. Şimdi siz benimle buraya kadar ördünüz ve geldiniz. Buradan sonra şu söyleyecek olduğum teknikten sonra videoyu durdurun. Sonda 4 ilmek kalana kadar aynı dediğim işlemleri tekrar edin. Yani ne yapacaksınız? Bir tane solu ördünüz. 4 tane sağ tarafa çaprazlayacaksınız. Tekrar bir sol. Daha sonra tekrar 1, 2, 3, 4 tane sağ tarafa çapraz. Bir tane sol. Bu şekilde buradan itibaren ilmekleriniz bitene kadar örüp geliyorsunuz. Burada durdurun videoyu. Sıra sonundaki 4 ilmek kalana kadar örün. Ve daha sonra tekrar başlatın. Ben şimdi oraya kadar büyük bir battaniyede ördüğümü varsayıyorum ve sıra sonuna geldim. Sıranın sonundaki 4 tane ilmeğimizi de şöyle sağ tarafa çaprazlama yapacağız. Sıradaki 2 ilmeğimi sağ çaprazlayarak örüyorum. Yine sondaki 2 ilmeğimi de sağ tarafa çaprazlayarak ördüm. Yani tekrarladığımız bu 4 sağ 1 sol tekniğinden sonra tekrarından sonra sıra sonunda da 2 tane sağ tarafa 1-2 çapraz yapmış oldum. Ve bu şekilde 5. sırayı da bitirmiş oldum. Buraya da ayraç takıyorum. Şurası bakın. Açıkta olan ilmeğim bu. Şöyle bu ilmeğimin altındaki şu üsttekine takıyorum. Zaten şöyle baktığınızda son ayracı taktığım ilmeğim bu. Onun bir üstündeki de bu. Toplamda 2, 4, 5 sıra ördük. Bakın 5 sırayı burada saymaya kalktığınızda karıştırabilirsiniz. Yani şu girinti çıkıntılarda karıştırabilirsiniz. Ama ayraçlarınız olduğunda çok rahat bir şekilde bunu devam ettirebilirsiniz. Şimdi 6. sıraya başlıyorum. 6. sıranın da baştaki ilmeğini tek olarak düz ördüm. Ve buradan itibaren bütün ilmeklerimi örgü boyunca sağ tarafa çapraz yapacağım. Bir taneyi düz, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi sağ tarafa çaprazladım. Sıradaki 2 ilmeğimi yine sağ çaprazlıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi yine sağ tarafa çaprazlıyorum. Evet, benim toplam 30 tane ilmeğim var. Sizler bütün ilmekleriniz bitene kadar, sıra sonunda tek bir ilmek kalana kadar bütün ilmeklerinizi sağ tarafa çaprazlayarak devam ediyorsunuz. Ben şimdi burayı hızlı bir şekilde hızlandırarak devam edeceğim ve bitireceğim. Hani burada farklı bir şey olmadığı için çok uzatmayacağım. İlmeklerimin hepsini sağ çaprazlayıp geliyorum. Evet, bütün ilmeklerimi sağ tarafa çaprazlayarak geldim. Sıranın sonunda bir tane tek ilmeğim kaldı. Onu da düz olarak örüyorum. Ve bu şekilde 6. sıramı da tamamlamış oldum. Hemen şöyle ayraç takıyorum 6. sıraya. Ayraçlarınızı isterseniz hani bu taraftayım mesela. Bu tarafın başlangıcına da takabilirsiniz ama hiç fark etmez. Zaten her halükarda sıranızı bildiğinizde ipiniz neredeyse oradan öreceksiniz. Onun için tek taraftan takıyorum ben.
Şöyle son takmış olduğum sıram burasıydı. Bir üstten takıyorum. Şimdi 7. sıraya başlıyoruz. 7. sırada ilk baştaki 2 ilmeğimi sağ tarafa çaprazlıyorum. Şu ilk 2 ilmeğim sağ çaprazladım. Sıradaki 2 ilmeğimi de yine sağ çaprazlıyorum. İki tane sağ tarafa çapraz yaptım. Bir tane sola çapraz yapıyorum. Şöyle sıradaki 2 ilmeği bu şekilde üzerine sola çapraz yapıyorum. Şimdi sıradaki ilmeklerimi toplam 4 tane sağ çapraz yapacağım. Sıradaki 2 ilmeğimi şöyle sağa doğru çaprazladım, örüyorum. Bu birinci sağ çaprazım. Tekrar sıradaki 2 ilmeğimi sağ çaprazladım, örüyorum. Bu ikinci. Tekrar sıradaki 2 ilmeğimi sağ çaprazlayarak örüyorum. 3. Tekrar 2 ilmeğimi sağ çaprazlayarak ördüm. 1, 2, 3, 4 tane sağ tarafa çapraz yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola çaprazlıyorum. Bakın burada bazen şu ipinizdeki ilmek bu alttaki örmüş olduğunuz ilmek olur. Bunu eğer örerseniz sayılarınız değişir. Modeliniz tamamen karışır. Buna dikkat edin. İpimden gelen ilmeğim şu. Önce alttakini ördüm. Daha sonra üsttekini örüyorum. Bir sola yaptım. Şimdi tekrar sağ tarafa çaprazlayacağım. 4 tane. Önce ilk ikisini yaparak 1. Daha sonra sıradaki 2'yi örüyorum sağ çapraz. 2. Sıradaki 2 ilmeğimi çaprazlayarak örüyorum. 3. Sıradaki 2 ilmeğimi çaprazlayarak örüyorum sağ tarafa. 4. Bakın sol çapraz 1, 2, 3, 4 tane sağ çapraz. Yine bir tane sola çapraz. Şimdi ben sıranın sonuna geldim. Siz buradan sonra yine videoyu durduracaksınız. Ve buradan sonra sıra sonunda 4 tane ilmeğiniz kalana kadar yapmanız gereken şey 1, 2, 3, 4 tane sağ çapraz, bir tane sol çapraz. 4 sağ, 1 sol. 4 sağ, 1 sol. İlmekleriniz bitene kadar, sonda 4 ilmeğiniz kalana kadar bu tekniği devam ettireceksiniz. Şimdi sıranın sonuna geldiğimizi varsayıyorum. Yani büyük bir battaniyede. Ve son olarak 4 ilmeğimizin şöyle ilk ikisini, yani şu sıradaki 2 ilmeği sağ tarafa çaprazlıyoruz. Kalan 2 ilmeği yine sağ tarafa çaprazlıyorum. Ve bu şekilde 7. sırayı da bitirmiş oluyorum. Tekrar bir işaretleyicimi takıyorum. Burada son örmüş olduğum şu alttaki sıraya, bu ilmeğin altındaki sıram şurası. Buraya taktım. Bakın görmüş olduğunuz gibi sayalım. 2, 4, 6, 7 sıra örmüşüz. 8. sırayı öreceğiz şimdi. 8. sıra için başlangıçtaki bir ilmeğimi yine tek olarak düz ördüm. Bir tane sağ tarafa çaprazlama yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi şöyle sola çaprazlama yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi yine sola çaprazlama yapıyorum. Baştaki bir ilmeğimi düz olarak tek ördüm. Daha sonra bir tane sağ tarafa çaprazlama yaptım. Bir, iki tane sol tarafa çaprazlama yaptım. Şimdi toplam 3 tane ilmeğimi sağ çaprazlama yapacağım.
Sıradaki iki ilmeğimi sağ tarafa çaprazlayarak örüyorum. 1. Sıradaki iki ilmeğimi yine sağ çaprazlayarak örüyorum. 2. Tekrar sıradaki ilmeklerimi sağ çaprazladım. 3. Ve şöyle baktığımızda 1, 2, 3 tane sağ tarafa çaprazlama yapmış olduk. Geliyorum sıradaki 2 ilmeğime sola çaprazlıyorum. 2 ilmeğime. Bu birinci sola çaprazım oldu. Şöyle. Yanındaki 2 ilmeğimi yine sola çaprazlıyorum. Bu da ikinci sola çaprazım oldu. Şimdi yine şuradaki 3 sağ, 2 sol çaprazlama tekniğini örgü boyunca devam ettireceğim. Ben burada bir tane daha aynı modeli kuruyorum. Yani 3 tane sağ çaprazlama yapıyorum. Birinci. İkinci. Ve üçüncü sağ çaprazlama. Şöyle. Şimdi bir tane sola çaprazlıyorum. Bir tane daha sola çaprazlıyorum sıradaki iki ilmeğimle. Ve bu şekilde modelimi devam ettiriyorum. Sıranın sonunda 3 tane ilmek kalana kadar videomu yine burada durdurun. Ve buradan itibaren yapmanız gereken şey 3 tane sağ tarafa çapraz, 2 tane sola çapraz, 3 sağ tarafa çapraz, 2 tane sol tarafa çapraz şeklinde şuradaki şu aşamayı devam ettirin. Sıranın sonunda 3 tane ilmeğiniz kalana kadar. Şimdi ben büyük bir battaniyede örüp bitirdiğimizi varsayıyorum ve sıra sonundaki 3 ilmeğime geldim. Modelimi tekrarlayarak sıranın sonundaki 3 tane ilmeğimizi şöyle ikisini sağ tarafa çaprazlıyorum. Bir tane sağ çapraz yapmış oldum. İki soldan sonra bir sağ ve sıranın sonunda kalan tek ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet, toplamda 8 sırayı ördük. 8. sıraya da işaretleyicimi takıyorum hemen. Bakın son işaretleyicimin üstündeki ilmeği şöyle taktım. Evet, şimdi 9. sırayı örmeye başlıyoruz. 9. sıramız için başlangıçtaki 2 ilmeğimi sağ tarafa çaprazlıyorum şöyle. Yani bir sağ olmuş oldu. Geliyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi sola çaprazladım. Şöyle. Bu birinci sol çaprazım oldu. Tekrar sıradaki 2 ilmeğimi sola çaprazladım. Bu ikinci. Tekrar sıradaki 2 ilmeğimi sola çaprazladım. Bu da üçüncü sola çaprazlamam oldu. Bir sağ çaprazlama, 1, 2, 3 tane sol tarafa çaprazlama yaptım. Şimdi sıradaki iki ilmeğimi sağ tarafa çaprazlıyorum. Bu bir. Tekrar sıradaki iki ilmeğimi sağ tarafa çaprazlıyorum. Bu iki tane. Şimdi iki sağdan sonra tekrar 3 tane sola çapraz yapacağım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola çaprazladım. 1. Sıradaki 2 ilmeğimi sola çaprazlıyorum. 2. Tekrar sıradakileri sola çaprazladım. 3 tane. Tekrar sıradaki 2 ilmeğimi sağ çaprazlıyorum. 1.
iğne sağ tarafa çaprazladım. İki tane sağ çapraz. Sıradaki iki ilmeğimi sol tarafa çaprazladım. Bir. Yine iki ilmeğimi sola çaprazladım. İki. Yine iki ilmeğimi sola çaprazlıyorum. Üç tane. Evet. Şimdi ben sıranın sonuna geldim. Siz yine videoyu durduracaksınız burada ve buradan sonra öğrenmeniz gereken teknik şu. İki tane sağ tarafa çapraz, bir, iki, üç tane sol tarafa. Tekrar iki tane şöyle sağ tarafa çapraz, üç tane sol tarafa çapraz olarak bütün ilmekleriniz bitene kadar örmeniz gerekiyor. Üç sağ, iki sağ, üç sol olarak örüp geldiğinizde sıra sonunda iki tane ilmeğiniz kalana kadar geleceksiniz. Ve bu sıranın sonundaki iki ilmeği de bir tane sağ çapraz olarak öreceksiniz. Ve bu şekilde dokuzuncu sıramızı da tamamlamış olacağız. Evet, dokuzu da bitirdik. Buraya da takalım işaretleyicimizi. Şu dokuzuncu sıra bitti. Şimdi onuncu sıraya başlıyorum. Onuncu sıra için baştaki bir ilmeğimi yine düz olarak tek örüyorum. Daha sonra 4 tane sol tarafa çaprazlama yapacağım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola şöyle çaprazladım. 1. Tekrar sola çaprazlıyorum. 2. Tekrar sola çaprazlıyorum. 3. Yine sola çaprazladım. 4. 1, 2, 3, 4 tane sol tarafa çaprazlama yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sağ tarafa çaprazlıyorum. 1 sağdan sonra yine 4 tane sol tarafa çapraz yapacağım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola çaprazladım. Örüyorum ve 1. Tekrar 2 ilmeğimi sola çaprazlayarak örüyorum. 2. Tekrar sıradaki 2 ilmeğimi sola çaprazlayarak örüyorum. 3. Ve son olarak 2 ilmeğimi sola çaprazladım. 4. Bakın 1, 2, 3, 4 tane sol tarafa çaprazım oldu. Şimdi bir tane sağ tarafa çaprazlıyorum. Tekrar 4 tane sol tarafa çaprazlıyorum. Bu birincisi. Tekrar sola çaprazlayarak örüyorum. Bu ikincisi. Tekrar sola çapraz yaptım. Bu üçüncüsü ve tekrar sola çaprazlama yaptım. Bu da dördüncüsü. 1, 2, 3, 4. Şimdi buradan sonra sizler ilmekleriniz bitene kadar videomu durdurun. Ve toplamda 1, 2, 3, 4 tane sol, bir tane çapraz. Şimdi ben 4 tane sol yaptım. Bir tane sağ çapraz yapacağım. Daha sonra 4 tane sola yapacağım. 4 sağ, 1 sağ, 4 sol, 1 sağ, 4 sol şeklinde bütün ilmekler bitene kadar örüp geleceksiniz. Ben de o şekilde ördüm varsayıyorum. Sıranın sonunda tek ilmeğiniz kalması gerekiyor. Bu teknikle devam ettiğiniz zaman hangi ilmek sayısında olursanız olun. 4 sol 1 sağ yaptıktan sonra sıra sonundaki tek kalan ilmeğinizi de yine tek olarak düz bir şekilde örmeniz gerekiyor. Ve bu şekilde bu sıramızı da tamamlamış olduk. Tamamen modelimiz ortaya çıktı.
Şimdi 10 sıra olarak ördük. 10'uncuyu da şöyle takıyorum. Ve 10 sıra modelimizin kurulumu bu şekilde olacak. 10 sırada da her birine birer tane taktığımızda 2, 4, 6, 8, 10 tane işaretleyicimizi bitirmiş olduk. Şimdi ne yapacaksınız? Modelimiz bu kadar. Buradan itibaren birinci sıraya döneceksiniz. Ben birinci sırada neyi nasıl gösterdiysem aynı teknikle oradan devam edeceksiniz. Ezberlediyseniz zaten artık buradan sonra yapabilirsiniz. Ama eğer ezberlemediyseniz videomu birinci sıraya kadar çevireceksiniz. Buradaki işaretleyicilerinizin hepsini çıkartacaksınız. İşaretleyicileri çıkardıktan sonra yine birinci sıra ördüğünüz sıraya birinci işaretleyiciyi, ikinci sıra ördüğünüze 2, üçüncüye 3. Yani şu alt sırada ne yaptıysak buradan sonra tekrarladığınız sıraların hepsinde de bu işaretleyicileri aynı şekilde takacaksınız. Her 10 sırada bir örneğiniz tekrar ediyor. Eğer ezberleyemezseniz 10 sırayı bitirdiğinizde bir daha başlangıç noktasına tekrar yine bitiremediyseniz, hani ezberleyemediyseniz bu şekilde geriye sararak sararak devam ettirebilirsiniz. İşaretleyicilerinizi takmayı unutmayın. Buradan sonra sıralar iyice karışır. Saymanız mümkün değil. Bu modelde çok karışık oluyor. Evet, birinci sıradan dediğim gibi tekrar ederek ederek devam edeceksiniz. Ve bu şekilde battaniyenizi istediğiniz büyüklüğe gelene kadar öreceksiniz. Şimdi sizlere kapamayı göstereceğim. Bitirdiğimi varsayıyorum. İpim ne taraftaysa onun tam tersi tarafından şöyle ilmekleri sırayla kapatacağım. Şu sağdaki ilmeği soldakinin içinden geçiriyorum. Yani ne tarafa kapama yaparak gidecekseniz o taraftaki ilmeği arkasındakinin içinden geçireceksiniz. Bu şekilde. Şöyle kapatarak. Eğer ipiniz bu tarafta kaldıysa ve siz buradan kapama yapacaksanız o zaman şöyle yapacaksınız. Şuradan göstereyim, bir şey fark etmiyor. Bu tarafa doğru kapama yapacak olduğunuz için bu taraftaki ilmeği bunun içinden geçireceksiniz. Yani şöyle. Sola doğru kapama yaparken bu şekilde yapacaksınız. Sağ tarafa doğru kapama yaparken de sağ taraftaki ilmeği soldakinin içinden şu teknikle geçirerek devam ettireceksiniz. Evet, modelim bu şekilde. Dediğim gibi işaretleyicileri takarak devam ederseniz eminim ki çok kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Bildiğim bütün detaylarıyla, kolay yöntemiyle sizlere anlatmaya çalıştım. Umuyorum sizler için faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.